Better Discord diye bir şey var. Bana sorup duruyorsunuz. Sürekli duydum bunu sizden. Abi Better Discord inceler misin? Better Discord inceler misin? Ben de bu konuyla ilgili sizle biraz konuşmak istedim. İki üç tip uygulama mimarisi var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, server side yapılan. Hani uygulamanın tamamı sunucuda çalışır. Siz client tarafında hiçbir şey kullanmazsınız. Bir web uygulaması mesela. Düz web uygulaması. Tamamı şeyde çalışacak şekilde dizayn edilebilir. Sunucuda çalışacak şekilde dizayn edilebilir. Sadece web sayfası interface'dir ve o temp dosyalar tutar. Siz onu ister mobilde açarsınız, ister bilgisayarda açarsınız vesaire. Veya client side'dir. Bütün iş client'ta, yani bilgisayarınızda hallolur. Sadece belli aralıklarla sunucuyla haberli belli şeyleri iletir, alır. O kadar. Geri dışındaki her şey olabilir. Veya kullanıcı ara birimi. Birimi ne lan? Kullanıcı ara birimi. Kullanıcı ara birimi bilgisayarda çalışıyor. Bilgisayarda çalışıyor mesela, tamam mı? Ama arkadaki bütün veri tabanı ıvır zıvır zart zurt hırtırt, onların hepsi sunucu tarafında çalışıyor, tamam mı? Böyle bir sistem olabilir. Discord buna benzer bir yapıda. Better Discord'un yaptığı da aslında arkadaşlar bu. Sizin Discord client'ınızı, yani Discord uygulamanızı değiştirerek temalarınızı, bilmemlerinizi, ıvırları zıvırları değiştirebilmeniz sağlıyor. Aslına bakarsanız yaptığınız şey bu. Buna benzer yüzlerce uygulama gördük daha evvelden tarihte. İşte WhatsApp görüntüsünü değiştiren uygulamadan söz etmiştik. Hatırlarsanız YouTube'da videosu falan var. Instagram'ınkini değiştirenler. Zamanında ICQ'yu değiştirenler vardı. İşte Skype'ın arayüzünü değiştirme olayı vardı. Bu tarz şeyleri vesaireleri, dosyaları, görüntülerini, ıvırları, zıvırları değiştirebiliyorsunuz. Bu client'ların daha evvelden böyle modifikasyon yapılması olayını çok gördük. İşte bazı platformlar modifikasyona izin vermez. İşte rootlamak gerekir, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bir sürü limitleri aşmak için bir şeyler yapmak gerekirdi falan fıstık, ama Windows tarafında veya Linux tarafında kullandığınız arayüzü değiştirmek istediğiniz zaman arkadaşlar böyle bir limitasyon yok. Windows'ta yok zaten. Böyle bir kısıtlama yok yani. Rahat rahat değiştirebiliyorsun istediğin gibi. Baktığın zaman da zaten hali hazırda Better Discord'un vaat ettiği de bu. Güzel yanı şu, adamlar tema ve plugin geliştiriyorlar Discord için. Siz aslında bunu alıp kullanabilirsiniz. Bence bir mahsuru da yok arkadaşlar baktığınız zaman. Hani kullanmanızda hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat kullanabilirsiniz bunu. Ama Can sen kullanıyor musun derseniz, ben kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü hani kodun kendisi orada var. İstiyorsanız gidin bakın. Open source olarak da koymuş adamlar. Ama hani adamın kodunu tek tek inceleyip de aramızda kaçımız var abi? Gidecek o kodu inceleyecek de, orada bakacak da, orada bir tane zararlı bulacağım da, bulamayacağım da, bilmem ne bilmem ne, kim uğraşacak oğlum onunla? Kimse, hiçbirimiz de okumayız. Ben bir bakayım dedim, hani privacy ile ilgili bir şeyleri falan filan var mı? Adamlar sıkça sorulan sorular içerisinde şey yazmışlar. Biz kimseyle paylaşmıyoruz. Kullanmanız da son derece safe. Discord'dan da banlanmazsınız yazmışlar. Ama hani bu Discord'dur. Eğer derse ki bir tane dosyasına bir tane imza koyar. Açılışta bakar. O dosyadaki o imza değiştirilirse, ki değiştirilir modifikasyon sonucunda. İmza değiştiği zaman banla bunu derse, banlar abi. Bu kadar basit. Yani Discord'un sana onay verdiği kadarsın. Bu kadar yani. Ha yani vallahi paylaşmıyoruz. Billahi ben Allah'a emanet privacy. Hadi bakayım işine geliyorsa. Ya ben böyle şeyler duydum. Hani sunucularım gitti, indirdim ben, başıma bir şeyler geldi falan diyenler duydum, ama hani bir suçsuzluğu ispatlanana kadar suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur ya. Ben bu konuda kendim bir tecrübe yaşamadım. Ama şu da bir gerçek. Alıp da kullanmadım yani. Sorun yaşamayanlar da çoktur. Ben tamamen kararı size bırakıyorum. Anlatılanlara göre düzgün. Bir zararlı bir şey görmedim. Dikkatimi çekmedi. Farkında olanlar varsa bunu YouTube'da gördüklerinde onlar da yorum yapsınlar. Oradan tartışalım. Konu üzerine konuşalım. Ama yani genel hatlarıyla baktığınızda ben kullanmam, ama kullanılmasına da karşı değilim dostlar. İsteyen kullansın yani. Bence hiç mahsur yok. Bu konu üzerine son bir şey söyleyeceğim. Önemli bir takım duyurularım var size. Bu Discord güzel bir uygulama, ama bununla ilgili sizin dikkatinizi daha evvelden kanalda, yayınlarda, bilmem nerelerde, sağda solda birçok kez çekmeye çalıştığım bir takım konular oldu. Discord içerisindeki konuşmalarınızdan, içinde bulunduğunuz durumlardan vesairelerden nasıl korunacağınızı anlatmak istiyorum. Özellikle bundan sizi farkındalık oluşturmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, birincisi kullanıcı ayarları bölümünden mutlaka Discord'da isminizin yanındaki böyle bir gear ikonu var ya, hani böyle çark resmi, ona tıklayacaksınız. Account'unuzdan password'unuzu uzun ve karmaşık bir şey yapın. Passphrase falan yapın. Basit şifreler kabul ediyor Discord arkadaşlar. Dikkat edin buna. Bir defa önemli. Ondan sonra telefonunuzda da bunu yapabilirsiniz. Bir sürü yerden değiştirebilirsiniz. Ondan sonra two factor authentication'ı açın. Burada benim karşıma çok fazla şey geliyor. Diyorlar ki abi işte Discord sadece Google Authenticator istiyor, başka bir şey istemiyor. İşte efendime söyleyeyim, bilmem kim sadece Google Authenticator istiyor. LastPass
Plus sadece Google Authenticator ile çalışıyor. Başka bir şey kullanamıyoruz falan diyorsunuz. Arkadaşlar OT Google Authenticator isteyen her yere yükleyebildiğiniz bir servis. Ona dikkat edin bak. Yükleyebiliyorsunuz. Nasıl yapılıyor diye bir Google'layın. Ama yapılıyor. Ben mesela kullanıyorum. Sadece Google Authenticator'a onay veren yerlerde OT kullanabiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Privacy ve Safety işte gizlilik ve güvenlik bölümünü bakarsanız size direkt mesaj ulaşabilsin mi ayarını Keep me safe ya beni koruyu seçeceksiniz. Öyle önünüze gelen size langırt diye mesaj atamasın arkadaşlar. Çünkü atılan mesajlarda ben bunu birçok yerde daha evvelden anlattım Discord için özellikle. CDN diye bir şey var. Content Delivery Network diye bir şey var. Adam attığı linkte attığı dosyayı Discord'un kendi serverları üzerinden size atıyor. O yüzden de nereden ne attığını nasıl bir şey attığını anlayamıyorsunuz. Eğer bir şekilde Discord'un korumalarını bypass ederse bu adam veya siz daha sınırlı sayıda koruma koyarsanız adam için gol yollarını açık tutuyorsunuz demektir. Ender oluşan ataklardan gol yeme ihtimaliniz var. O yüzden orayı en üst seviyede sıkı bir şekilde beni koru kısmında tutacaksınız. Böylece Discord AI size biraz yardımcı olacak. Notification'lar size hata yaptırtabilir arkadaşlar. Özellikle bir oyundasınız, bir şeydesiniz mesela. Zart diye sağdan bir tane şey geldi. Discord notification geldi. Tamam. Ulan bu ne falan filan. Yes tamam kabul et falan yaparsanız diye gereksiz hallerde notification'ları kapatın. Mesela benim Discord'umda hiçbir notification yok abi. Ben bir şey okumak istediğim zaman giriyorum bakıyorum rahat rahat. Ona vakit ayıracağım zaman giriyorum bakıyorum rahat rahat. O çok büyük avantaj sağlıyor. Sesler mesler hiçbir şey açık değil. Ne badge ne bir şey hiçbir şey görünmüyor desktop'ta. Çiçek gibi Discord kendi kendine takılıyor orada. Ben gireceğim zaman giriyorum ona vakit ayırıyorum ve hallediyorum işimi. Notification'larınızı kapatın. Onun dışında arkadaşlar Discord 7 ceddimizi gönderiyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Bütün ihaleyi aynen olduğu gibi internete sağlıyor zaten. Pataküte pataküte gönderiyor yani. Şunu kapatabilirsiniz hani Discord'u geliştirmek için kullanacağımız telemetri verilerini göndermeyi kes. Discord deneyimimi daha iyi hale getir. Kes. Screen reader usage'ı hani Android'lerde falan var. Ekran okuma ne kadar süre ekranda okumada kalıyorsun falan. Bunun usage'ını almak için bilgi istiyorum falan fıstık dersin. Tak kapat geç. Hiç bunlara gerek yok arkadaşlar. Privacy ve safety'yi açarsanız bakıyorsunuz ama biz buna bakmıştık. Hangi dataları topluyor sizin için Discord diye. Neyi toplamıyor demek daha doğru. Her şeyi gönderiyor. Game statüsü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli çünkü bana şeyle geliyorsunuz. Abi işte Steam'deki bilmem ne hesabım çalındı. Rainbow Six hesabım çalındı. Abi sen Rainbow Six hesabın olduğunu bulunduğun Discord'da bir adamla veya oradaki insanların görebileceği şekilde aşağıdan broadcast ettiğin zaman yani durum bildiriminde bunu durum bildiriminde bunu gösterdiğin zaman o adamlar için bir saldırı yüzeyi oluşturuyorsun. Senin Rainbow Six'in olduğunu biliyor adam. Tamam mı? O Six'i Six'mek istediği zaman sen bir hedefsin. Ne dedim lan ben? Anlayanlar. Streamer modda da hide personal information diyeceksiniz abi. Kapatacaksınız kişisel bilgileri. Yani sevgili dostlar, güvenlikte esas ve temel olan bir şey var. Saldırı yüzeyinin küçültülmesi. Siz etrafa sizle ilgili ne kadar az bilgi verirseniz o kadar az dikkat çekersiniz. Az dikkat çektiğiniz sürece işte hani security through obscurity denir. Hani gizlenerek güvenlik sağlamak diye de bir kavram var ama arkadaşlar güvenlik dediğiniz şey günün sonunda zaman kazanmaktır. %100 güvenlik yoktur, bilmem ne yoktur, biz ne yapacağız falan filan diyorsunuz ya. Zaman kazanacaksınız sevgili dostlar. Ne kadar karşı taraftakinin daha çok zaman harcamasına neden olursanız o kadar sizle uğraşmaz. Bugün günümüzde siz dahil etrafınızdaki herkes için en önemli şey ne? Zaman. Çünkü zamanı boşa harcamak istemiyorsunuz. Bu kadar basit. Siz zamanı boşa harcamak istemediğiniz gibi karşınızdaki saldırgan da zamanını boşa harcamak istemiyor sevgili dostlar. Hikayede siz bu adama ne kadar geç, ne kadar uzun sürecek iş çıkartırsanız bugünkü hashler, two factor authentication'lar, bilmem neler hepsi zaman kazanmak için yapılmış önlem. Siz bu zaman kazanma işini yaptığınız sürece bu iş çok daha kolay bir şekilde hallolacaktır. Sizi bir tık daha güvenli noktaya taşıyacaktır dostlar. O yüzden sizle ilgili, kendinizle ilgili bilgileri, belgeleri vesaireleri, bildirimleri dışarıya herkesin görebileceği şekilde koymayın dostlar. Bu ülkede zamanında devlet kurumlarından bir tanesinin başındaki adam çıktı televizyonda dedi ki öyle bir web sitesi yaptık ki devletin güvenliğinden sorumlu kurumun başındaki bir adam. Harika bir web sitesi yaptık, hayatta eklenemez dedi. Ertesi günü FIFA server kurdular sunucuya. O yüzden kendinizi afişe etmeyin. Böyle uzun 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 herkesin görebileceği şekilde kendinizi göstermeyin. Tamam mı dostlar? Hedef olmayın. Kendinize hedef yapmayın. Kendinizle ilgili bilgileri abidik gubidik her yerde paylaşmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.